silahlı. Allah göstermesin, başınıza bir şey gelebilir. Tam o sırada durduk yanlarında, şöyle bir toplanın dedim. Fahri'nin eski muhtarı Mehmet muhtarım aradı. Açtım böyle, megafonu da verdim, dedim ki muhtarım plakayı söyle. Söyledi. Komutanım, bu benim eniştemin plakası. Anlaşıldı mı? Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından birbirinize düşürmek için sürekli yanlış plaka atıyorlar. Burada çevireceksiniz, linç edeceksiniz. Ondan sonra başınıza büyük olaylar gelecek. O üye olduğunuz WhatsApp grupları takip ediliyor. Bunların hepsinden silin ve bu tür haberlere inanmayın. Gerçekten şüpheli bir durum olduğu zaman 112'ye bildirin, bizi yönlendiriyorlar. Sizlerin böyle yollara düşmesine gerektirecek bir şey yok. Her gün en az bir sürü molotof kokteyli atılıyordu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yakalanan arkadaşlar da serbest kaldı. Suçsuz oldukları için bir sürü aracımız zarar gördü. Sizlerin yaptığınız bu hareketler bizim zamanımızı alıyor. Bakın, üniformalarımızın hepsi terden kir tuttu yani. Çarşamba günü başladı değil mi yangınlar? Daha evimize gidemedik. Birer saat, iki saat gidiyoruz. Bu bizim görevimiz. Biz gerekirse hiç gitmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Komutanım, onu toplayalım. Bir saniye. Bekle, ben konuşuyorum. Kesinlikle sözümü kesmeyin. Tamam mı? Böyle bir olay yok. Atılan bütün plakaları biz değerlendiriyoruz. Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Sizleri arasında bak panik yaratmışlar. Herkes... Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar terörist olmasına imkan yok burada. Hedeflenen şey bu. Yani yapmayın. Senin plakanı verecekler. Yapmayın. Seni çardakta tamam tanımayacaklar. Seni linç ettirecekler. Seni öbür tarafa verecekler. Seni tanımayacaklar. Seni linç ettirecekler. Hepimizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Gerçekten bizim aradığımız molotofçu yok. Bakın. Sırt çantalı ihbarı geliyor. Varıyorsun. Burası turizm bölgesi. Genelde insanlar yaya değil mi? Evet. Yukarıda çöplük bölgesinde de bugün komutanım şüpheli vardı. Namazda Kur'an-ı Kerim çıktı. Nasıl ne arıyorsunuz? Ya arkadaşlar yapmayın. Bakın başınıza büyük bir olay gelecek. Ondan sonra pişman olacaksınız.